Merhaba Yusuf Bey. Bize Mobilium Mobilya Alışveriş Merkezi projesini anlatır mısınız? Mobilya Alışveriş Merkezi fikri 2010 yılında oluşmuş bir fikir. Bu fikrin aşamasında hemen kooperatifleşme yoluna gidilmiş ve kooperatif kurulduktan sonraki başlangıçta 51 üyeyle kooperatif kurulmuş. Yaklaşık 2 yıl sonra 2012 gibi de ilk kazma vurulmuş ve bugünlere gelindi. Yani böyle bir geçmişimiz var. Tabii bu süreç içinde projeye olan ilgi ve alakadan kaynaklanan ikinci bir Mobilium AVM'ye ilişkin ikinci ek bir binanın yapılması söz konusu olmuş. Bununla ilgili de 39 tane yeni üye bulunmuş. Şu anda birinci etabın sonuna gelmek üzereyiz. Burada 51 tane üyemiz var. Bu 51 üyeye ilişkin de ilaveten 42 tane de kiracımız var. Aynı şekilde B etabında da 39 üyeye ilaveten yine bir o sayı kadar da kiracımız olacak. Yaklaşık 200'ü tamamlayacak bir potansiyel olacak burada. Yani 200 mobilyacı işletme burada faaliyet göstermiş olacak proje nihayete erdiğinde. Peki Mobilium Mobilya Alışveriş Merkezi'nin diğer alışveriş merkezlerinden farkı nedir? Tabii Türkiye'de çok fazla sayıda alışveriş merkezi var ama Mobilium Alışveriş Merkezi ilk diyoruz ve Türkiye'nin bu konudaki en büyüğü diyoruz. Hatta Avrupa'nın en büyüğü olduğunu biliyoruz. Birçok alışveriş merkezi var ama bu bir alışveriş merkezlerinin içinde çok farklı sektörler var. Bu sektörler yani tekstilden ayakkabıya, işte eğlence sektöründen markete, kafeden ya da bir başka faaliyete kadar çatısının altında birçok sektörü barındırıyor. Ama İnegöl'de var olan bu alışveriş merkezinde sadece mobilyacı esnafı olacak. Ve bu esnafımızın tamamı da üretici kimliğiyle burada mobilyacılık yapan esnaf olacak. Yani bizim hem üyelerimiz hem üyelerimize ilaveten kiracılarımız tamamı mobilya sektörüyle ilgili ve sadece mobilya işi yapan esnaflarımız. Onun için çok farklı bir konseptimiz. Alışılagelmiş diğer AVM'lerin işleyişinden çok farklı bir işleyişimiz olacağını çok rahat söyleyebilirim. Mobilium'un hedeflediği müşteri kitlesi nedir peki? Yani İnegöl mobilya ile ilgili çok ciddi bir üretim merkezi bildiğiniz gibi. Türkiye'de üretilen mobilyanın neredeyse yarısı İnegöl'de üretiliyor. Tabii bu üretilen mobilyaların da doğru pazarlara gönderilmesi gerekiyor. Bunun için toptancılar, perakendeciler ve dış alıcılar bizim için çok önemli. İnşallah bu üç fonksiyon burada dolu dolu karşılık bulacak. Tabii bütün bunlara ilaveten çok ciddi proje çözümlerinin de burada yapılacağına inanıyoruz biz. Çünkü yurt dışında ya da yurt içinde çok büyük yapılarla ilgili, önemli otel, turizm merkezleriyle ilgili bu binaların tamamen ahşap giydirilmesi, buna ilişkin işte çözüm önerilerinin ortaya konması bu fonksiyona da cevap verecek bir merkez olacak inşallah. Bu kadar mobilyacının bir arada olması bunu da sağlayacak. Yine buna ilaveten Türkiye çok ciddi turist alan bir yer. Özellikle bizim bölgemiz de bu manada çok şanslı. Yani hem Orta Doğu'dan, hem Balkanlardan, hem işte Türkiye Cumhuriyetlerden Türkiye'ye çok sayıda turist geliyor. Bu gelen turistlerin de son zamanlarda gözlemlediğimiz kadarıyla birçok mobilya alışverişleri oluyor. Ve kendi ülkelerine direkt buradan alıp perakende bir alışveriş yapıyor bir Arap turist ve kendi evine, işte yaşadığı ülkeye götürüyor. Buna ilişkin de eğer bu tür turistler gelirlerse kendi evlerine, kendi yaşam alanlarına ilişkin mobilya almaları ile ilgili bir düşünceleri varsa onu da burada çok rahat yerine getirecekler. Dolayısıyla da burada 5 fonksiyonu yerine getireceğimizi söyleyebilirim. Yani işte öncelikle dış satım, yerli toptancılar, perakende alıcılar, proje çözümleri ve dışarıdan gelen yabancı turistlerin yapmış olacağı perakende alımlar da bu fonksiyonların tamamını oluşturacak diyorum. Mobilium'da bulunan üreticilerden ve ürün çeşitliliğinden bize biraz bahsedebilir misiniz peki? Tabii şu anda birinci etapta yaklaşık 100 firmamız olacak ve bu 100 firma gerçekten İnegöl'ün seçkin, saygın firmalarından ve tamamı üretici tabii. Burada yatak odasından yemek odasına, koltuktan sandalyeye, mobilya aksesuarına kadar mobilya ile ilgili çok geniş bir yelpaze var. Yani bir mobilya alıcısının hem toptancı hem perakendecinin hepsini bir arada bulabileceği çok güzel bir, çok önemli bir merkez olduk. Dediğim gibi burada belki de bu üyelerimizin ve kiracılarımızın en temel özelliği üretici olmaları, hepsi kendi ürününü kendisinin satıyor olması ve kendi ürününü kendisinin tasarlıyor olması. Bu da buraya ayrı bir zenginlik katıyor. Çünkü üreticilerden direkt tüketiciye, üreticilerden direkt toptancıya aracısız bir şekilde mobilyanın ilgili mecralara ulaşması sağlanıyor.
açılış organizasyonu ile ilgili bilgi almak istiyoruz. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Evet. İnşallah 10 Mayıs Pazar günü saat 14'te Mobilium AVM'yi açıyoruz artık. Bugün itibariyle de hem ulusal medyada hem de bölgesel medyada, mecralarda, çünkü ulusal gazetelerde, ulusal televizyonlarda reklamlara ve tanıtımlara başlamış durumdayız. İnşallah bugünden itibaren tüm Türkiye açıldığımızı ve burada bulunduğumuzu bilecekler. Açılışımızı Bursa'dan bir organizasyon firmasına verdik. Açılışla ilgili bütün hazırlıkları profesyonel bir şekilde bu firma hazırlıyor, yapıyor. Buna ilişkin tüm ilçe halkımızı davet ettik. Ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalıştık. Ben bu da bir kez de sizin aracılığınızla tüm ilçe halkımızı, tüm bizi dinleyen, bizim ulaştığımız herkesi bu açılışımıza davet etmek istiyorum. Yani biz birçok kurumu, derneği tamamen hep sosyal medya aracılığıyla davet etmeye çalıştık. İnşallah onlar alınmamıştırlar. Çünkü hiç kimse hemen hemen davetiyeyle, işte çok özel bir davet formatında bir açılış yapmadık. Çünkü Mobilium İnegöl'ün ve Mobilium İnegöl ile ilgili olan herkesin diyoruz. Ve herkesin de bu açılışa, bu oluşuma sahip çıkması adına burada olacağına inanıyoruz. Güzel bir organizasyon olacak. Çocuklarımızı da düşündük. Anneler Günü olması hasebiyle zaten tamamen bizim çalışanlarımızın eşlerini açacağı bir açılış olacak. Tüm çalışanlarımızın ve kiracılarımızın hanımları tarafından inşallah 100 tane hanımefendi o gün aynı anda kurdeleyi kesecekler. 100 makas aynı anda çalışacak ve açılışı bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Bununla ilgili de güzel bir hoşluk olacağına inanıyoruz. İnşallah pazar günü havanın da güzel olacağını düşünüyoruz. İnşallah havayla beraber bizim de havamız burada güzel olur ve güzel bir açılış gerçekleştiririz diye umuyorum.